30 dakikaya hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 2 Nisan günlerden Cuma efendim, ikinci çeyreğe girmiş durumdayız. İkinci çeyrekte peki borsalarda bir bağır havası mı var, başladı mı, acaba dipten dönüş mü, bu soruların yanıtlarını bulmaya çalışıyoruz. Öncelikle tabii konumuza bir dönelim. Cüneyt Alihan Danar karşımda. Merhabalar, iyi günler diliyorum size. Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi Mart sonu itibariyle kısa çalışma ödeneği bitti. Fakat bir uzatım olur mu olmaz mı tartışmaları vardı. Olursa belki 1 Nisan'da gelir diye düşünülüyordu ama gelen bir şey olmadı, uzatılmadı görünüyor. Peki şimdi işverenin önünde hangi seçenekler var bunun sonrasında? Evet, şimdi bugüne kadar bu pandeminin başından beri kısa çalışma uygulaması hep ücretsiz izinle beraber eş zamanlı olarak yürütüldü. Fakat dün itibariyle artık bitti. Daha doğrusu Mart sonu itibariyle bitti. 17 Mayıs'a kadar da fesih yasağı ve ücretsiz izin uygulaması devam ediyor. En azından kısa çalışmanın da o tarihe kadar devam ediyor olması bekleniyordu. Ancak öyle olmadı çeşitli sebeplerden dolayı. Fakat burada mağdur olan tamamen ücretli çalışanlar. Şimdi şöyle bir çalışan profili düşünün. Ayda 10 gün iş yerinde çalışıp 20 gün kısa çalışma ödeneği alan da vardı. 30 gün boyunca hiç çalışmayıp yine kısa çalışma ödeneği alan da vardı. Bunlar maaşlarının %60'ına yakın oranda bir kısa çalışma ödeneği alıyordu. Fakat bunların artık bu ödeneği alma imkanı ortadan kalktı. İşverenin de ücret ödeme imkanı olmadığı için bunları da 28 koduyla ücretsiz izne çıkartacak. Fakat geçen sene 17 Nisan'dan sonra işe girmiş olan varsa bu kişiler arasında bunlar ücretsiz izindeyken nakdi ücret desteği de alamayacaklar. Dolayısıyla işveren bu kişileri kısa çalışmada bildiremeyeceği için ve çalıştıramayacaksa eğer, iş yoksa, o zaman mecburen iş kanunu geçici 10. maddedeki yetkisini kullanıp tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkartacak. Bekliyor mu aslında ücretsiz izin için normalde? Efendim? Çalışanın rızası gerekmiyor mu normalde ücretsiz izin için? Şimdi normal bir ücretsiz izinde evet, çalışanın rızası gerekir. Hatta çalışanın muvafakati olmadan işveren tek taraflı ücretsiz izne çıkardığında Yargıtayımızın yerleşik içtihatları uyarınca bu işverenin eylemli feshi kabul ediliyordu. Yani işveren işçiyi ücretsiz izne çıkarmış değil, işten çıkarmış kabul ediliyordu. Ancak iş kanununa bu pandemi nedeniyle eklenen geçici 10. maddede artık işçinin muvafakatine gerek kalmaksızın işverenin tek taraflı ücretsiz izne çıkarma yetkisi getirildi ki zaten işçiyi parasızlığa, şu anda sefalete mahkum eden de bu geçici 10. madde. Peki Cüneyt Bey, şimdi ciddi bir mağduriyet olmuyor mu? Yani bir çalışan bir kişi ücretsiz izne kendi rızası olmadan çıkarılıyor ve para da alamıyor. Bu arada iş de arayamıyor anladığım kadarıyla. Ya istifa etmesi gerekecek işten çıkarma olmadığı için, değil mi? Şimdi bu mağduriyet ciddi bir mağduriyet değil mi? Yani sadece işveren değil, işçinin de hakkının korunması gerekmiyor mu? Ne yapmak gerekiyor? Bir düzenleme mi gerekiyor buna? Şimdi burada dediğim gibi ücretli çalışanlar mağdur edilmiş durumda. Sadece mavi yakalı olarak tabir ettiğimiz üretim işçisi değil, beyaz yakalı tabir ettiğimiz müdür pozisyondaki insan da aynı şekilde sıkıntıda. Eğer o da çalıştırılamıyorsa o da 28 koduyla ücretsiz izne çıkartılacak ve 1423 liraya mahkum edilecek. Dediğim gibi geçen sene 17 Nisan'dan sonra işe girmişse o 1423'ü de alamıyor zaten. Şimdi dediğiniz gibi başka yerde iş arıyor, buldu. Fakat buradan istifa edemiyor çünkü kıdemik part tazminatından mahrum kalıyor. O yüzden bunun iki tane çözümü var aslında, bakın. Birincisi, daha önceki yayınlarda da hep söyledim. İkale sözleşmesini, yani işçiyle işvereni anlaşarak iş sözleşmesini sona erme müessesesinin fesih yasağı kapsamından çıkarılması lazım. İşçi belki iş kuracak, belki başka yerde iş buldu, belki de hiçbiri yok fakat İşten ayrılsa, daha doğrusu işveren işten çıkarsa, kıdemik barını ödese bir müddet belki geçimini idame ettirecek. Fakat ikale sözleşmesini fesih yasağı kapsamında değerlendirdiğinizde işçi, sizin de söylediğiniz gibi, kıdem tazminatı hakkından mahrum kalacağı için başka yerde iş bulmuşsa bile istifa edemiyor. Dolayısıyla birinci çözüm ikale sözleşmesinin serbest bırakılmasıdır. Her iki tarafı da rahata kavuşturacak düzenleme bu. İkincisi,
hiç değilse kısa çalışma ödeneğinin tekrar uzatılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın Haziran'a kadar bu yetkisi var. Hatta ayrı bir yetki verilerek belki sene sonuna kadar da bu yetkinin tanınmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Ama birinci öncelik ihale sözleşmesinin bırakılması, işçi kendisi tazminatını alarak ayrılmak istiyorsa ya da işveren işçiyi çıkartacaksa hiç değilse işçi kıdemi ihbar tazminatlarına kavuşsun. Peki. İşsiz bile kalsa bir müddet iş değilse geçimini idame ettirebilir. Peki normalde Cüneyt Bey, şimdi işten çıkarma yasağı var, fesi yasağı var. Kısa çalışma ödeneğiyle işten çıkarma yasağının aynı anda bitmesi daha makul değil miydi? Bugüne kadar da öyleydi zaten. Yani hani iki ay öncesinden bu ödenek verilmiyor ama işten çıkarma yasağı devam ediyor. Yani dolayısıyla hani bir eşitlemek gerekmiyor mu bir düzenlemeyle bunu buradaki sizin bahsettiğiniz mağduriyetleri kaldırmak adına? Tabii ki çok haklısınız. Bugüne kadar hepsi eş zamanlı ilerliyordu. Yani ya kısa çalışma ödeneği de fesih yasağı gibi 17 Mayıs'a kadar uzatılsaydı ya da fesih yasağı da ortadan kalksaydı. Yani sadece fesih yasağı değil, taraflı ücretsiz izne çıkarma da ortadan kalksa. Cüneyt Bey, bakalım ne olacak, göreceğiz. Bu düzenleme gelecek mi? Tekrar teşekkür ediyorum ben. Bunu konuşmaya devam edeceğiz bu arada. Bizde kalın. Şimdi Cihat Alagöz'e dönelim. Cihat Bey, iyi günler. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Size. Şimdi tabii pandemi döneminde hafiflemişti bir dönem pandemi. Ama şu an 3. dalgadan bahsediliyor. Fuarcılık aktivitesi ne durumda şu an bu pandemi dönemi ve özellikle bu 3. dalga dediğimiz şu dönemde? Genel olarak baktığımızda evet, pandemi dönemi en fazla etkilediği sektörlerden biri fuarcılık sektörü oldu. Neredeyse 2020 yılını Türkiye fuarcılık sektörü tabiri caizse cirosuz bir şekilde kapattı. Ancak 2021 itibariyle, 2021 yılının başı itibariyle kontrollü bir şekilde HES kodu uygulaması, standlar arasında belli bir mesafe, ziyaretçi sayılarında kısıtlama, içeride alınan maske, hijyen ve mesafe kuralı önlemleriyle beraber fuarcılık faaliyetimiz yeniden normale dönmeye başladı. Şubat ayından bu tarafa da Türkiye'nin önemli bazı organizasyonları da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmeye başlandı. İstanbul'da kırtasiye ve oyuncak fuarları çok başarılı bir şekilde organize edildi. Malumunuz bu haftada Salı günü Diyarbakır'da Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdik. Çok başarılı bir şekilde Diyarbakır Fuarımız, Ticaret Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde düzenlenen fuarımız başarılı bir şekilde yürüyor. Yine şu anda ayakkabı fuarı ve devamında karavan fuarı, mobilya fuarı derken fuarlarımız nispeten normale dönmeye başladı. Eskiye göre en büyük farkı şu oldu. Nitelikli ziyaretçi, az sayıda ziyaretçi, doğru firma, doğru katılımcı, doğru ziyaretçi eşleşmesiyle devam ediyor. Yani fuarlarımızda gerçekten iş bağlantısı kurmak isteyen ve kendilerini büyütmek isteyen, yeni pazarlara açılmak isteyen firmalarımıza şu anda ev sahipliği yapıyoruz. Diyarbakır'dan çok güzel haberler geliyor. Katılımcı firmalarımızın tamamı sergiledikleri ürünlerin önemli bir bölümünü ticarete dönüştürmüş durumda. Fuarcılık sektörü 2021 yılının içerisinde inşallah 2020'deki kaybettiği ivmesini yeniden kazanıp başarılı bir noktaya doğru gidecek. Burada bir de gördüğüm kadarıyla 101 firma ki siz bahsettiniz. Azerbaycan, Rusya ve Irak ziyaretçileri ağırlıyor. Evet. Katılım da iyi dediniz. Şimdi bunun devamı gelir mi acaba? Gelir efendim. Ben kısaca bu Diyarbakır Mezopotamya fuarımızdan bahsedeyim. Malumunuz bu yurt dışından turist sayısının azalması, ziyaretçi sirkülasyonun azalmasına rağmen Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı müthiş bir ilgiye mazhar oldu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Irak'tan, Rusya'dan ve Azerbaycan'dan iş insanlarını şu an Diyarbakır'da ağırlıyor. Ticaret odamız çok güzel bir organizasyon düzenledi. Valiliğimizin liderliğinde, Diyarbakır Valiliğinin liderliğinde de katılımcı ve ziyaretçiler arasında yoğun bir iş bağlantısı çalışmaları şu noktada devam ediyor. Bir nevi bölgenin hem de sarı bölgede bulunuyor olması, yani nispeten daha az riskli bölgede bulunuyor olmasının da bu noktada gerçekten faydası fuarın başarısında oldu. Alınan tedbirlerle de inşallah başarılı bir şekilde pazar günü fuarımızı kapatacağız. Ürün gruplarının tarım sektörüyle ilgili, tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili bütün üreticiler, bütün ürün gamlarını
başarılı bir şekilde pazarlama ve satış faaliyetlerini şu anda fuarımız kapsamında yürütüyorlar. Hı hı. Yeni organizasyonlarda da inşallah Diyarbakır'da Orta Doğu'nun yani Türkiye'nin iddiasını Diyarbakır kendi bölgesinde de emin adımlarla da yine vurgulamaya devam edecek. Ülkemizin de önemli uluslararası fuarları da peşi sıra önümüzdeki haftalarda gelecek. Haziran ayında Türkiye'nin bugüne kadar düzenlenmiş en büyük mobilya fuarına İstanbul'da İstanbul Fuar Merkezleri ev sahipliği yapacak. Yine pek çok önemli organizasyonun da hazırlığı devam ediyor. Ama bu noktada fuarcılık sektörü olarak tedbirlere, önlemlere, maske, mesafe, hijyen önlemine, HES kodu uygulamalarına ve her türlü içerideki dezenfeksiyonla alakalı da tedbirleri de sonuna kadar almak suretiyle de hiçbir risk oluşmadan gönül rahatlığıyla güven içerisinde de ticaretin devamı noktasında fuarlarımız önemli bir aygıt olarak işlevini sürdürmeye devam ediyor. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Umuyorum en kısa zamanda pandeminin etkilerini de atlatırız ve İnşallah. Normalleşiriz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Biz teşekkür ediyoruz. Saygılar, iyi yayınlar. Şimdi efendim tabii mobilya dedik. Yavuz Uğurdağ, İnegöl Ticaret Odası Başkanı. O kadar hızlı yayınlar evet. yapıyoruz ki artık. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Teşekkür ederim Zeliha Hanım. Hoş buldum. Şimdi kendisi de bahsetti. Siz de dinlediniz. Fuarlar bir şekilde devam ediyor. Evet. Yani evet. etmekte zorunda. Şimdi bu 5'inde pazartesi itibariyle İnegöl Mobilya Fuarı ki çok büyük fuarlardan bir tanesi diyebiliyorum. Doğru. Zaten merkezi İnegöl mobilyanın aslında. Biraz isterseniz mobilya iş tüketim ve ihracatından bahsedeyim. Çünkü süngerde sıkıntı var diye biliyorum. İhracat çok yoğunluklu yapılıyor. Bu sefer iç pazarda ham madde sıkıntısı yaşandığı ifade Doğru. edildi. Biraz açalım mı bu konuyu? Tabii şimdi İnegöl özelinde değerlendirme yaparsak Zeliha Hanım. İnegöl Türkiye'de mobilya üretim merkezi, ihracatın merkezi. Türkiye mobilya ihracatının %20'sini, Türkiye mobilya üretiminin de %40-45 bandını karşılayan bir şehirden bahsediyoruz İnegöl olarak. Tabii bu organizasyonlar 5 Nisan'da pazartesi günü açacağımız İnegöl Mobilya Fuarı 43. kez düzenleyeceğimiz bir fuar. Türkiye'nin en eski ve köklü fuarlarından birisi. Özellikle Nisan ayında iç piyasaya yönelik gerçekleştirdiğimiz bu fuarı bu sene itibariyle Expo yurt dışı olarak gerçekleştirmeyi planladık ve o şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda da tabii ki 2020 yılında ihracat rakamlarımız özellikle normalleşmeye ve seyahat izinlerinin yasaklarının ortadan kalkmasıyla birlikte ciddi bir şekilde artış gösterdi. 2020 yılının Ekim ve Kasım aralığından itibaren sizin biraz önce bahsetmiş olduğunuz ham madde sıkıntısıyla karşı karşıya kaldık. Devam ediyor mu? Şu an itibariyle hala da devam ediyor. Özellikle MDF, sunta, lam, kısmen cam, ayna, sünger gibi ham madde ürünlerinde temininde çok zorlanıyoruz. Peki MDF'de normalde biz ithal etmiyorduk. Kendimize yeterli geliyorduk. Şimdi neden Doğru. ham madde sıkıntısı var? İhracata çok yoğunluklu mu dönüyor? MDF ham maddesinde sadece kimyasal tutkal ürününü biz yurt dışından ithal ediyorduk. Diğer odun, ağaç zaten yerli üretimdi. Ancak bizim bildiğimiz kadarıyla bilgi kirliliği de var bu işte tabii ki. Bizim bildiğimiz kadarıyla ihracat. Çok fazla talep var. İhracat odaklı çalışıyor olabilir ham madde üreticilerimiz. Ancak biz şunu özellikle rica ediyoruz. Şimdi ihracat odaklı bir sektörüz mobilya sektörü Tabii. olarak. İstihdam dostu bir sektörüz. Yani biz mamül ürün halinde ürünlerimizi ihracat yaparsak ham maddede daha katma değerli satılmış olur düşüncesindeyiz. Bu bağlamda şunu da istiyoruz ham madde üreticilerimizden. Özellikle sezonun açıldığı bugünlerde, Hı-hı. fuarın gerçekleşeceği bugünlerde... İhracat bağlantılarının yapılacağı bu günlerde üretimlerini bir hafta, 10 gün, 15 gün sadece iç piyasaya sevk etsinler. Bizler de önümüzü görmüş olalım. Çünkü şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Ciddi organizasyonlar yapıyoruz. Yurt dışından ciddi alıcılar getiriyoruz. Sözleşmeler yapıyoruz. Anlaşmalar yapıyoruz. Ham madde bulamamaktan dolayı bu sözleşmelerimizi, anlaşmalarımızı yerine getiremiyoruz. Terminlerimiz gecikiyor. Terminlerimiz uzuyor. Teslimatlarımız uzuyor. Bu sefer çözümümüzü tutamayan bir sektör haline geliyoruz. Bu çok riskli bir şey. Çözümü ne? Çözümü ortak bir çözüm bulacağız. Biz bakanlarımıza da hükümet nezdinde de bütün raporlarımızı sunduk. Ham madde üreten firmalarımızla görüşüyoruz bu konuyu çözmek adına. İvedi çözüm biraz önce söylediğim şey. Ya bir hafta 10 gün, 15 gün sadece iç piyasaya sevkiyat yapsalar
bir nebze rahatlamış oluruz, önümüzü görmüş oluruz diye düşünüyoruz. Şimdi biz dün de Nuri Bey'i aldık aslında, bu Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı. Evet. Aynılarını söyledi, hatta rica etti, hatta fiyat artışı da istiyorlarsa yapabilirler dedi. O da çok müzdaripti, o yüzden siz de aynısını söyleyince. Evet, Nuri Bey şimdi şöyle bir şey, Nuri Bey'de bahsettiniz, Cihat Bey çıktı benden önce. Tabii. Biz Türkiye Mobilya Sektörü olarak birlikte çalışma kabiliyetine haiziz. Derneklerimiz, işte ticaret sanayi odaları, fuar şirketleri, sektörümüzü dünyada çok iyi tanıtıyoruz. Sektörümüz büyüyor. İhracatta dünyanın 8. büyük ekonomisi olduk. Bu bağlamda aslında desteklenmesi gereken sektörlerin en başında geliyor. Bizim yapacağımız 5 Nisan'daki fuarda aynı şekilde Zeliha Hanım. Özellikle iş piyasa ve dünyadaki mobilya sektöründeki firmaları İnegöl'de buluşturacağız. Bunun amacı ihracat yapabilmek, katma değerli ürünler satabilmek. Yani Asya, Afrika, Amerika kıtası, Avrupa kıtası 1000'in üzerinde, 1500'ün üzerinde bize yurt dışından ziyaretçi gelecek. Yurt içiyle birlikte de bu rakam 20-25 bini bulacak. Bunlar profesyonel ziyaretçiler. Bizim fuarımız İnegöl Mobilya Fuarı ticaret anlamında alışverişin olduğu bir fuardır. Bu fuara girirken insanlar bana, üyelerim, sanayicilerim soruyor. Başkan, fuar yapıyoruz. Ürünlerimizi satacağız, müşteri gelecek. Ama nasıl sonra yapacağız? Nasıl yapacağız bir daha? Böyle bir sıkıntımız var. İnşallah bunu da en kısa zamanda aşarız. Peki, tüketiciye bir yansıması olacaktır herhalde değil mi bu ham madde? Zeliha Hanım şöyle, yani 10. 11. aydan itibaren zaten kısmen fiyat girdilerimiz arttı. Ciddi bir şekilde arttı, kısmen demeyelim. Bunu burada rakamsal boyutlarıyla teferruatlı bir şekilde irdelemeye gerek yok ama artıyor. Rakamlarımız artıyor. Ürünlere bu yansıyor mu? Muhakkak yansıyor. Yani ama sorunumuz bizim şurada. Üretim planlaması yapamıyoruz. Maliyet planlaması yapamıyoruz. Bu çok büyük sorun. Bu döviz için, etkili biraz. Tabii. Döviz de etkili. Onun için günlük fiyatlar değişmeye başladı. Bu çok riskli, sıkıntılı bir iş üretici açısından. İnşallah en kısa zamanda ham madde üreticilerimizle, sanayicilerimizle, kamu kurumu ve özel derneklerle, iş adamları dernekleriyle, ticaret sanayileriyle birlikte bu sorunu aşmamız gerekiyor. Çünkü yapacağımız programlar, projeler bu sorun için çok sıkıntılı süreç ortaya çıkarıyor. Bunu aşmamız gerekiyor. Şimdi ben sadece tabii mobilya değil, diğer sektörlerde de şöyle bir sahadan bilgi aldığımda, işte vida, trivata veya diğer makine. Doğru. Burada da ciddi ihracat kaynaklı ham madde sıkıntılarından bahsediliyor. İç pazar çok hareketli ama yetiştiremiyoruz deniyor. Anladığımız kadarıyla bazı sektörlerin özellikle sorunu değil mi bu? Yani genel itibariyle tüm sektörlerde var, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi. Ancak bizim, yani diğer sektörler yurt dışından ithalat yapıyor olabilirler. Yani civata, vida, kimyasal makine, ürünler, kimyasal, tabii, Çin, tekstil, Avrupa, neyse, Amerika evet. Neyse. Ama bizim sektörümüzde, yani bizim ham maddemizde yurt dışından çok ithalat yok. İthal girdi çok az. Çok az. Yani %90 seviyesinde, 95 seviyesinde yerli kullanıyoruz. Burada çok sıkıntı yaşamamız gerekiyordu aslında ama burada çok sıkıntı yaşadık. Yurt dışı talebi çok olabilir. Kimseye ihracat yapmayın diyemeyiz. Serbest piyasa. Ancak iç piyasadaki sanayiciyi de üreticiyi de biraz kollamak gerekiyor. Şimdi şu kısa çalışma ödeneğini konuşuyorduk. Az önce evet. Avukat bağlandı yayınımıza. Ben ona da sordum. Şimdi bu kısa çalışma ödeneği sona erdi. Evet. Ne yapacaksınız? Biz mobilya sektörü olarak kısa çalışma ödeneğinde Zeliha Hanım açıkçası 1-2 ay faydalandık. 1 Haziran 2020 yılından itibaren yeni normalleşmeyle birlikte aslında firmalarımız çalışmaya başladı. Biz bu sorunu Allah'a çok şükür mobilya sektörü olarak üst düzeyde yaşamadık. Yani Kasım ve Aralık ayına kadar 2020'nin ciddi bir şekilde çalıştık. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan firmalarımız var. Güzel bir destekti. Yani bu aslında bizim için çok büyük sorun değil. Biz, bu mobilya sektörü için sorun evet, değil. Biz ham maddemizi güzel temin edelim, zamanında temin edelim. Programlarımızı, organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Satışlarımızı yapıyoruz. Üretimimiz durmuyor. Ve istihdam dostu bir sektörüz. Biz işsizlik yaşamıyoruz açıkçası İnegöl anlamında değerlendirdiğimde. Kısa çalışma ödeneği güzel bir destekti. Çok faydalandı sanayicimiz. Ancak bu süreçten sonra diğer sorunları aştıktan itibaren bu desteklere ihtiyacımız kalmayacak. Peki ham maddelerde de fiyat artışları var tabii muhakkak. Evet. Genel itibariyle bakıldığında işletme sermayelerinde yarıya düşüş var mı bu yüzden? İşletme sermayelerin durumu nedir? Var tabii. Şimdi kontrol edilemeyen bir noktadayız. Biraz önce söyledim. Yani girdi maliyetleri belli değil. Üretim planlaması yapamıyoruz. Kendi bütçemizi oluşturamıyoruz. Yani yıllık bütçemizi oluşturamıyoruz. Çünkü ne zaman ne şekilde hangi oranda ürünü fiyatı artacak veya bulamama gibi bir riskimiz var. Bulamadığımız takdirde bu ifadeyi kullanmak istemiyorum. Ürün kara borsaya düşmüş oluyor.
Bu sefer fiyat ortadan kalkıyor. Onun için sermaye birikiminde de, sermaye yönlendirmesinde de, sermaye yapımızda da çok ciddi sirkülasyonlar gerçekleşiyor. Bu da çok büyük bir sorun olarak karşımızda duruyor. 2021 yılını nasıl görüyorsunuz? 2021 yılının işte 5 Nisan'da mobilya sektörünün ilk fuarını İnegöl'de gerçekleştireceğiz. Fuarlar bizim için çok önemli. Çünkü biraz önce söyledim, biz fuarlarımızda ticaret gerçekleştiren yapıyoruz. 2021 yılında ham madde sorunu çözüldüğü takdirde mobilya sektörü olarak bir sıkıntı öngörmüyoruz. Ham madde sorunumuz çözülürse, fiyatlarımız stabil hale gelirse, inşallah iç piyasada da, yurt dışı ihracatında da biz yine 2019-2018 yıllarını hızlı bir şekilde yakalarız ve geçeriz. Sektörümüz devamlı büyüyor, ihracatımız devamlı artıyor. İstihdam dostu bir sektörüz. Aslında bütün baktığımızda bütün kalemlerde ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan sektörlerin başına geliyoruz. Peki şimdi dolar TL'de de dalgalanma yaşıyoruz hep beraber son 10 günde piyasada. Evet. Nasıl etkilendiniz bundan? Yani dolarda biz şöyle, dövizde biz şöyle etkileniyoruz. Yurt dışından girdi maliyetleri çok önemli bu noktada. Mesela süngerde direkt ham madde yurt dışından geliyor. Bu da direkt etkileniyor. İşte geçen günde süngere %25 civarında zam geldi. Tabii dövizle de çok etkiliyiz biz. Keşke dövizde stabil olsa, belli bir seviyede gitse, yükselerek belli bir seviyede gitse, önemli değil. Daha ciddi maliyetler düşüşleri ve hesaplamaları yapabiliriz. Çalkantılı bir dönemdeyiz. Bu dönemi de inşallah en kısa zamanda aşarız. Peki, çok teşekkür ediyorum ben. Umuyorum bu ham madde sorunu en kısa zamanda çözülür. İnşallah. Ki bakanlıklara zaten yazılarımızı yazdık dediniz. Doğru. Peki, tekrar teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza sağlık. Buyurun. Ben 5-9 Nisan'da İnegöl Mobilya Fuarı'nda tüm iç piyasadaki profesyonel ziyaretçilerimizi ve Türkiye halkını davet ediyorum. Pandemi kurallarına, şartlarına, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun tavsiyelerine direkt uyuyoruz. Hı. 5 Ekim 2020'de de fuar gerçekleştirdik pandemi döneminde. Hiçbir sorun yaşamadık. İnşallah 5 Nisan'da da tüm tedbirlerimizi alarak pandemi süreciyle ilgili bir sorun yaşamayacağımızı ümit ediyorum. Herkesi davet ediyorum. 5 Nisan Pazartesi efendim. O hafta boyu İnegöl Mobilya Fuarı, ki çok ben de gitmişliğim vardır. İnanılmaz. Özellikle kadınların çok hoşnut kaldığı bir fuar. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim. Efendim, kapatıyoruz. Akşam görüşmek üzere 19'da.